Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bu videomun konusu sizlerden son dönemlerde çok fazla soru aldığım bir mevzu olmak üzere. Biyop işlemleri nedir? Biyop işlemleri nasıl yapılır? Ve Biyop'ta nasıl para kazanılır? Arkadaşlar, özellikle Merkez Bankası'nın son aylarda dolar üzerindeki baskısını oluşturabilmek ve dolar fiyatlarının dolar kurunun yükselmesini engelleyebilmek amacıyla Biyop piyasasında yapmış olduğu işlemler nedeniyle bu konu biraz popüler oldu diye düşünüyorum ve sizlerden de çok fazla sayıda soru gelmekte. Arkadaşlar, ben bu akşam Biyop işlemleriyle ilgili olarak sizlere pratik olarak kullanabileceğiniz veya pratik olarak bilmeniz gereken hususları anlatacağım. Bu konunun bütün ayrıntılarına tabii ki girmeyeceğim. Çok uzun bir video olması gerekir böyle bir durumda. Çünkü dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bu vadeli opsiyon piyasası dediğimiz işlemler Türkiye'de henüz 2005 yılında uygulanmaya başlamıştır. Yatırımcıyla bu tarihte tanışmıştır. O tarihte merkezi İzmir'deydi. Ancak daha sonra 2012 yılında Borsa İstanbul olarak, daha doğrusu o tarihlerde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adıyla işlem görmekte olan borsamız, Viyop işlemlerini ve altın borsasını da içine almak kaydıyla tek bir çatı altında toplandı ve BIST 100 endeksi adını aldı. Şu anda da Viyop işlemleri Borsa İstanbul çatısı altında gerçekleşmekte. Evet, yeni bir işlem şekli dedik ama yine de 13 yıllık bir mazisi var Türkiye'de. Arkadaşlar, Viyop konusunun ana mantığı öncelikle şudur. Herhangi bir enstrümanın, doların veya endeksin ki şu anda bazı hisse senetleri de Viyop işlemlerine konu edilmiştir. O konunun detayına şu anda girmeyeceğim. Ağırlıklı olarak dolar ve de endeks üzerinde yoğunlaşarak size bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar, bu konuda Viyop'un temel amacı herhangi bir enstrümanın, biz endeks ve de doları önemseyeceğimiz için şu anda, örneğin doların, örneğin endeksin geleceğini tahmin etmeye yönelik olan bir işlemdir. En basit anlatımıyla böyle söyleyebilirim. Yani siz endeksin yükseleceğini düşünüyorsanız o yönde işlem yapıyorsunuz. Veya dolar-TL kurunun yükseleceğini düşünüyorsanız o yönde işlem yapıyorsunuz. Veya düşeceğini düşünüyorsanız, belli bir vadede, belli bir sürede düşme ihtimalini daha fazla görüyorsanız bu yönde işlem yapmaktasınız. O yön, bu yön derken arkadaşlar, bunun teknik ifadesi, eğer siz doların yükseleceğini düşünüyorsanız long işlemi dediğimiz, yani hangi enstrümanda yükseliş bekliyorsanız long işlemi dediğimiz, İngiliz ifadesiyle uzun anlamına gelen bir işlem yapıyorsunuz. Düşmesini bekliyorsanız da short işlem dediğiniz, kısa anlamına gelen bir işlem yapmaktasınız. Bu işlem nedir arkadaşlar? Aynı hisse senetlerinde nasıl alım ve satım yapıyorsanız, Biyop işleminde de aynı işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Bakınız arkadaşlar, hemen size bir örnek sağlamak istiyorum. Şu görmüş olduğunuz Türk Hava Yolları'nın derinlik penceresidir. Türk Hava Yolları'nı anında almak isterseniz aktif satış fiyatı 15.41'dir. 15.41 üzerinden kaç lot almak istiyorsanız alım yapabiliyorsunuz. Derhal bu fiyattan alım gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer pasif kademeden almak istiyorsanız da 15.40 kademesini emrinizi yazıyorsunuz ve bu seviyeye yönelik satışlar gerçekleştiği zaman da sizin emriniz gerçekleşiyor. Veya daha aşağı kademelerden almak isterseniz veya daha yukarı kademelerden satmak isterseniz emirlerinizi buraya yazıyorsunuz. Şimdi ise arkadaşlar, ben size aralık vadedeki endeks kontratlarının derinlik penceresini getirdim. Tamamıyla birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Burada da belli kademelerden alımlar yapabilme imkanınız var ve yine belli kademelerden de satışlar yapabilme imkanınız var. Direkt olarak herhangi bir hisse senedinde gördüğünüz gibi. Eğer siz aktif olarak derhal alım yapmak istiyorsanız endeks kontratlarında, yani endeksin önümüzdeki süreçte, bu önümüzdeki 1 saat içerisinde olabilir, önümüzdeki 3 saat içerisinde olabilir, 3-5 gün içerisinde olabilir. Bu tamamıyla size kalmış olan bir şey. Sizin için amaç aldığınız fiyattan itibaren yükselişin gerçekleşmesi.
Kimisi %2'lik bir yükselişi yeterli görür, satış yapar, karını cebine kor. Kimi yatırımcı da %10, %20 veya daha fazla miktarlarda bir yükselişi hedefleyerek işlem gerçekleştirir. Aynen bir hisse senedinde olduğu gibi. Siz 15.41'den hissenizi alırsınız, dilerseniz 15.47'den satarsınız. Dilerseniz 17'leri 18'leri beklersiniz. Bu tamamıyla sizin bileceğiniz bir şeydir. Zannediliyor ki Viyop işlemlerinde belli vadelerin olması, o vadenin sonunu beklemek zorundaymışsınız gibi yorumlanmakta. Hayır arkadaşlar, o vadenin sonunu beklemek zorunda değilsiniz. Viyop kontratları piyasada işlem görmeye başlayacağı zaman böyle isimlendirilir. Aralık vadeli kontratlar, Şubat vadeli kontratlar, Nisan vadeli kontratlar gibi. Bunu takas kurumu ve Borsa İstanbul bu şekilde 2 aylık periyotlarla piyasada işlem görmesine olanak tanımakta. Dolayısıyla bizler işlem yapacağımız zaman siz isterseniz şu anda en yakın vade diye tanımlanan, yani şu an Aralık ayı içerisinde olduğumuz için Aralık vadedir en yakın vade veya yarın Ocak vade içerisine, Ocak ayı içerisine girdiğimiz zaman en yakın vademiz de Şubat vade olacaktır. Çünkü Ocak ayında Viyop kontratları olmuyor. Şubat ayında 2 aylık periyotlarla endeks Viyop kontratları söz konusu olabilmekte. Siz o an aktif olan, geçerli olan en yakın vadeyi dikkate almak kaydıyla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben şu anda Aralık vade üzerinden devam etmek istiyorum. Şu anda arkadaşlar bu Aralık vadenin anlamı buradaki bu işlem Aralık'ın sonuna kadar geçerli. Yani Aralık sonu itibariyle artık bu vadeli kontratlar sona erecek ve işlemler Şubat vadeli kontratlardan devam edecek. Şimdi arkadaşlar bu durumu şöyle de değerlendirebilmeniz mümkün. Aralık vade veya Şubat vade veya Nisan vade, bu endeksin çok ileri vadelerini hesap edebiliyorsanız eğer, 3 ay, 4 ay, 6 ay sonrasını ne olabileceğine dair bir kanaatiniz, bir görüşünüz çok güçlü ise sizler en yakın vadeden değil de, yani şu an içinde bulunduğumuz vadeden değil de daha ileriki vadelerden işlem yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin beklentinizle alakalı olan bir durumdur. Ama işlemlerin en fazla yoğunlaştığı en yakın vade dediğimiz o an aktif olan işlemleri en yoğun bir şekilde geçmekte olan vadedir. Şu anda arkadaşlar Aralık vade için endeks 30 kontratlarının birim fiyatı 115.675 olarak görülmekte. Daha doğrusu kapanış fiyatına da bakalım isterseniz. Şunu buradan bir kaldıralım. Evet. Grafiğimiz üzerinden bakıyoruz arkadaşlar. Evet, bugün 115.750 fiyatı ile, kapanış fiyatıyla Aralık kontratlarımız kapanmış. Bu 115.750 fiyatı neyi ifade etmekte? Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz endeksin bir bileşik endeks değeri var. Yani X100 dediğimiz 100 hissenin bileşeninin sonucunda ortaya çıkan bir endeks değeri var. Bir de endeks 30 dediğimiz endeks 30 hisseleri olarak tanımlanan hisselerin oluşturmuş olduğu bir endeks değerimiz var. Endeks 30 hisseleri ağırlıklı olarak bankalar ve sanayi kuruluşlarından oluştuğu için ve bunun hesaplama katsayısı biraz daha farklı olduğu için bu 114.195 seviyesinden bugün kapanış gerçekleşmiş. Dikkat ederseniz 100 hissenin oluşturmuş olduğu bileşen, yani bizim genel olarak endeks diye kısaca ifade ettiğimiz 91.300'lerdeyken endeks 30 endeks seviyesi ise 114.000 seviyesindeymiş. Ancak Viyop piyasasında burada görmüş olduğunuz rakamlarla aynı rakamları görmeniz mümkün olmaz. Niçin arkadaşlar? Çünkü belli bir vade sonuna kadar şeklinde bir tanımlama olduğu için, yani Aralık ayı sonu veya Şubat vade sonu veya Nisan vade sonu gibi belli vade sonları söz konusu olduğu için o vade sonuna kadar paranın bir maliyeti hesaplanmakta. Yani burada bu hesabın detaylarına şu an girmek istemiyorum. Biraz karmaşık bir hesabı vardır. Temettü oranı, bu süre içerisindeki cari faiz artı vade sonuna kadar kalan gün sayısı gibi bir takım hesaplamalar yapılıyor ve şuradaki değerin üzerine ekleniyor. Dolayısıyla bizim
almış olduğumuz veya satmış olduğumuz değerlerle şuradaki rakamın aynı olması mümkün değildir. Fakat arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Hemen ben tekrar az önceki pencereyi tekrardan ben buraya almak istiyorum. Pardon. Evet. Evet arkadaşlar. Burada 114.200 seviyesinden, 195 seviyesinden bir kapanış gerçekleşmiş endeks 30 için. Ancak bunun Viyop cephesindeki karşılığı, aralık vadedeki karşılığı 115.750'ye denk geliyormuş. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada rakamlar birbirinden farklı. Bu farklılığa çok fazla kafa yormamanız gerekiyor. Çünkü bunun farklı bir hesaplama tarzı var. Sizin için önemli olan konu, aldığınız veya almayı düşündüğünüz fiyattan itibaren yükseliş mi olacak yoksa gerileme mi olacak? Veya endeks için geri çekilme düşünüyorsanız, gevşeme düşünüyorsanız bu durumda belli bir noktadan kendinize bir hedef nokta temin etmek kaydıyla, tespit etmek kaydıyla buradan yapacağınız satış işlemiyle, yani sanki herhangi elinizde bulunan bir hisse senedini satıyormuşçasına bir işlem yapmak üzere. Örneğin arkadaşlar 115.725 seviyesinde ben bu dakika itibariyle yarından itibaren endeksin düşeceğini tahmin ediyorsam ve şu anda da işlemlerin açık olduğunu farz edelim. 115.725 seviyesine 3 kontrat 5 kontrat satış emrimi girebilirim. Anında işlem gerçekleştirmek istiyorsam da şuradaki rakamı 115.675 yazmak suretiyle emrimin derhal gerçekleşmesini sağlayabilirim. Aynen bir hisse senedini satıyormuş gibi. Burada da arkadaşlar endeksin düşeceğini tahmin ettiğimiz için bir satış işlemi yapıyoruz. Yani bir short işlemi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar endeksin diyelim ki 91.386 seviyesinden atıyorum 88.000'e kadar geri çekilmesini bekliyorsunuz. Bu durumda 3.500 puanlık bir geri çekilmeyi tahmin ediyorsanız bu durumda 114.195 seviyesindeki XU30 dediğimiz bu endeks 30 sözleşmesinin de buna denk gelecek seviyede. Yani bu rakamın %1.5 seviyesi neye denk gelir arkadaşlar? Yaklaşık 3.000 puanlık, 4.000 puanlık bir seviyeye denk gelir. Bunun da bu civarda düşebileceği esastır. Yani endekste yaşanabilecek olan geri çekilme oranı yüzde kaç ise, yüzde kaçlık bir geri çekilme bekliyorsanız 3 aşağı 5 yukarı şurada pozisyona girmiş olduğunuz seviyenin de o yüzde oranı kadar bir geri çekilmeyi hedefleyebilirsiniz. Eğer endeksin yükselişini düşünüyorsanız yine endeksin yüzde kaç yükseleceğini 3.000 puan mı, 2.000 puan mı, 5.000 puan mı her neyse ne oranda yükseleceğini tahmin ediyorsanız burada da maliyetinizin üzerine bu oranı koymanız gerekecektir. Değerli arkadaşlar, şimdi diyeceksiniz ki ya bu Viyop denilen işlemi yapmanın bana ne faydası olacak? Yani ben A kağıdı alıyorum, B kağıdı alıyorum, iyi kötü ne olduğunu ne olmadığını biliyorum. Viyop'un bana faydası ne olacak? Arkadaşlar Viyop'un size faydası şu olur. 450 tane senet içerisinde hangi hisseyi alsam da yükselir, hangi hisseye pozisyon alsam belli bir marj yapar gibi beklentileriniz var. Dolayısıyla 450 hisse içerisinden seçim yapmak kolay değildir. Veya o kadar çok hisse içerisinde hangi hissenin yükselebileceğini hesap etmek pek kolay bir iş değildir. Ve yatırımcının da en çok zorlandığı konu budur. Dolayısıyla Viyop dediğimiz işlem sayesinde sadece ve sadece endeks yukarı mı gidecek, aşağı mı inecek? Bunu tahmin etmeniz, bunu doğru tahmin etmeniz sizin için yeterlidir. Bu sebeple 300-500 tane senet arasında boğulmak yerine sadece ve sadece endeksin yönünü tahmin etmek kaydıyla önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Önemli konusunun altını çiziyorum arkadaşlar. Çünkü Viyop işlemlerinde 1'e 10 kaldıraç dediğimiz 1'e 10 kazanma imkanınız mevcuttur. Ancak bunun paralelinde fikrinizde, düşüncenizde yanılırsanız yine aynı oranda kayıp etme riskiniz var. Bakınız arkadaşlar, Viyop'un en büyük faydası az önce belirtmiş olduğum gibi onlarca yüzlerce senet içerisinde yükselecek olanın hangisi olduğunu bulmak zorunda değilsiniz. Burada endeksin yükselebileceğini tahmin ediyorsanız
veya hisse senetlerinde olmayan bir özellik olarak da endeks düşerken dahi para kazanabiliyorsunuz. Ne dedim size az önce? Endeksin düşeceğini tahmin edin ve endeks de gerçekten düşsün. Bu durumda siz yine para kazanmış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bu anlattıklarımı sizlere canlı hesap örnekleriyle izah etmeye çalışayım isterseniz. Bakınız, bugün 115.725 seviyesinden veya şöyle düşünelim isterseniz, ben bunu buradan kaldırayım. Arkadaşlar bugün VIOP işlemlerinde en düşük 114.175 seviyesi görülmüş. Yani 114.175 seviyesine kadar bir düşüş olduktan sonra buradan bir tepki yaşanmış. Nitekim bugün endeks ne yaptı arkadaşlar? 90.000 civarlarından 90.000'in hemen üzerinden bir açılış yaptı. Arkasından 91.500'e doğru bir atak yaşadı. Siz eğer bu sabah endeksin bir tepki yaşayacağını hesap etmiş iseniz veya dün akşam kapanırken yarın endekse bir tepki gelir şeklinde bir düşünceniz olsaydı, bu 114.200-300'ler seviyesinde bir long işlemi yapsaydınız. Yani şu işlemi yapsaydınız arkadaşlar. Burada endeksin bir kontrat değeri 915 TL'dir arkadaşlar. Endeks işlemleri yapmak istiyorsanız, endeksin yönüyle alakalı VIOP 30 endeks işlemi yapmak istiyorsanız bir kontrat için 915 TL paranız olması gerekiyor. Arkadaşlar diyelim ki bir kontrat 915 TL değerine sahip olan, birim fiyatı bu olan endeks kontratından biz işlem yaptık. Ve 114.250 seviyesinden bu sabah veya dün akşam pozisyonumuzu açtık. Dedik ki endekste bir yukarı eğilim olur. Bugün arkadaşlar endeks ne kadar yükseliş yaşamış? 115.850 seviyesine kadar bir yükseliş yaşamış. Diyelim ki biz 115.850 seviyesine kadar yaşanmış olan yükselişin sonucunda kapanışı da 115.750 olmuş. 115.750'ye göre hesabımızı yapalım isterseniz. Şuraya arkadaşlar, maliyetim 114.250. Endeksin yükseleceğini düşündüm ve çıkış fiyatı olarak diyelim ki kapanışa doğru pozisyonumu kapattım. Yani 3 gün 5 günde bekleyebilirim. Endeksin yükselişini bekliyorsam bunu devam da ettirebilirim. Bu ayrı bir konu arkadaşlar. Biz sadece sabah pozisyona girdik ve akşamleyin pozisyondan çıkıyoruz. Akşamki fiyatımız neydi arkadaşlar? 115.750. Dikkat ederseniz giriş fiyatı olarak 114.250 yazdım. Çıkış fiyatı olarak 115.750 yazdım. Sonuç arkadaşlar, 1500 puanlık bir marj elde ettim. Endeksin yükseleceği yönündeki tahminim doğru çıktı. 1500 puanlık bir marj elde ettim. Ve ben bu işlemin sonucunda 150 TL para kazandım. Bakınız, bağladığım para 915 TL'ydi. 150 TL para kazandım. Yani oransal olarak %16,5 civarında bir para kazanmış oldum. Arkadaşlar bunu diyelim ki 10 kontratla yapmış olalım. Evet, 10 kontratla yapmış olsaydık arkadaşlar 9.150 TL para yatırmış olacaktık. Karşılığında ise 1500 puanlık bir marjın sonucunda %16,39 seviyesinde bir para kazanmış olacaktık. Özetle 1500 TL kazanacaktık. Yani 9.150 TL'nin karşılığında 1500 TL para kazanma imkanını elde etmiş olacaktık. Peki. Evet, belki de ters bir durum söz konusu olabilir. Biz 114.250 seviyesinden pozisyona girdik ama oldu ya, biz 117-118'lere kadar yükselmesini beklerken 115.000'e kadar bir yükseliş oldu. Oradan da bir düşmeye başladı. Her neyse, bir şekilde aldığımız fiyattan zararlı bir konuma geldiğimizi düşünelim. Ne olsun arkadaşlar, 114.250'den aldık. Ancak öyle bir durum söz konusu oldu ki piyasa düşmeye başladı ve satmak zorunda kaldık. Kaçtan satmış olalım arkadaşlar? 113.000'den satmış olalım. Bu durumda da arkadaşlar 1250 puanlık bir zararımız olmuş oluyor. Bir kontrat için 125 TL, yani bunun karşılığı olarak da %13,66 civarında bir zararımız oluşmuş oluyor. Arkadaşlar, VIOP işlemlerinin bu zarar noktasını İlk önce kafamıza yerleştirmemiz lazım. Çünkü hisse senetleri gibi değil. Hisse senetlerinde hisseniz 5 liradan 1 liraya da düşse sizden kesinlikle ekstra bir para talep edilmez. Ama VIOP işlemlerinde paranızın sıfırlanma riski vardır.
İşte en önemli problem bu. Bunun için bu işlemleri çok iyi bir şekilde kavramadan direkt olarak işlem yapmak çok ama çok tehlikelidir. Bunun altını özellikle ve özellikle çizmek istiyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü Viyop'ta vadeli bir opsiyona, vadeli bir enstrümana pozisyon bağlıyorsunuz ve bu noktada katsayı oranı da yüksek olduğu için sizin elinizdeki enstrümanın değeri düştüğü zaman siz yani %13,5 civarında bir zararınız söz konusu olduğunda eğer hesabınızda bu zararı karşılayacak miktarda nakit paranız yok ise kurumunuz sizi arar ve der ki sen şu an itibariyle %10 zarardasın. Hesabında da pozisyonun dışında boşta nakit paran yok. Bu parayı tamamlaman lazım. Buna margin call denilen bir isim verilmiştir. Yani sen hesabındaki paranındaki daha doğrusu pozisyonunu sürdürebilecek koşulları sağlamıyorsun. Ana öz sermayen aşağı düştü. Bunu ya tamamla ya da pozisyonunu kapat demektedir. Şimdi arkadaşlar bu konunun özellikle ve özellikle akılda tutulmasını istiyorum. Viyop işlemini yapmak için hesabınızda bulunan paranın tamamını asla kullanmamalısınız. Yanılma payını dikkate alarak atıyorum 10.000 TL ile bu işlemi yapacaksanız en fazla 5.000-6.000 TL'lik pozisyon alınız. Bir miktar boşta paranız olsun. Olur da eksiye düşerseniz, eksiden kastım aldığınız fiyatın aşağısına düşerseniz veya short işlemi yapmışsınızdır da piyasanın düşeceğini beklerseniz de piyasa sizin beklentinizin aksine yükseliş eğilimi göstermiştir. İşte böyle bir durumda yanıldığınız yani terste kaldığınız durumda hesabınızı force edecek, oradaki açığınızı kapatacak bir meblağınızın bulunması sizin için çok çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar gelelim bir de dolar kontratlarında durumun ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar herkes, daha doğrusu herkes demeyeyim de yüksek fiyatlardan dolar almış olan arkadaşlarımız zaten bir bekleme modundalar. Onun haricinde doları düşük seviyelerden yakalayayım da işte atıyorum 5.86 olduğu zaman bir %10 civarında para kazanırım, %15 para kazanırım beklentisinde olan arkadaşlarımız mevcut. Bu düşünce içerisinde olan arkadaşlarımız dolar için eğer yükseliş bekliyorlarsa gidip fiziki olarak kuyumcudan, döviz bürosundan veya bankasından X miktarda doları alıp cebine koyabilir. Şimdi buraya kadar her şey normal. Burada 5.30'dan 5.80'e yönelik bir hareketlilik olduğu zaman atıyorum 5.300 TL bağlamıştır 1.000 dolar için. Dolar 5.80 olduğu zaman 500 TL kazanacaktır. Şimdi arkadaşlar biz eğer Viyop'ta işlem yapsaydık ne olurdu? Arkadaşlar biz burada Viyop'ta işlem yapmış olsaydık dolar kontratlarının bir biriminin fiyatı 410 TL'dir arkadaşlar. 410 TL. Dolayısıyla biz 410 TL karşılığında her bir birim için 5 kontrat işlem yaptığımızı düşünelim. 5.30'dan aldığımızı düşünelim ve de arkadaşlar 5.80'den sattığımızı düşünelim. Evet, sonuç itibariyle 500 birimlik bir kar oranımız gerçekleşti. Biz doların yükseleceğini düşündük ve gerçekten de düşündüğümüz gibi oldu. 2050 TL para yatırmıştık. Bunun karşılığında 2500 TL kazanç elde ettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %121, %122 oranında bir kazanç elde edilmiş oldu. Şimdi atıyorum 1000 kontrat için kaç TL vermemiz gerekiyordu? 5300 TL eğer doları 5.30'dan alıyor olsaydık. Biz bu durumda arkadaşlar 1000 kontrat bedeli karşılığında 13 kontrat alabiliyoruz. 410 TL karşılığında 5330 TL Viyop'a para yatırmış olduğumuzu düşünüyoruz. Ve 5.30'dan 5.80'e yönelik bir hareketlilik olması durumunda biz burada arkadaşlar elde ettiğimiz kazanç oranı %122 yani 6500 TL para kazanmış oluyoruz. Fiziki olarak doları almış ve satmış olsaydık yani 5300'den alıp da 5.30'dan alıp da 5.80'den satmış olsaydık kazancımız sadece 500 TL olacaktı. Ama Viyop işlemleri sayesinde kazancımız yani 1000 kontrat karşılığında yapmış olduğumuz 1000 dolar için 13 kontrat
işlem yapabilme imkanımız vardı. Sonuç olarak 6.500 TL, yani 13 katı civarında bir para kazanma imkanı söz konusu olabiliyormuş. Arkadaşlar, VIOP işlemlerinin cazibesi gerçekten çok güzeldir. Kazandırdığı zaman mükemmel kazanç sağlayabiliyor. Eğer siz herhangi bir enstrümanın yönünden eminseniz, doların kesinlikle ve kesinlikle yükseleceğine inanıyorsanız veya endeksin atıyorum şu anki 92 bin seviyelerinden 85 bin seviyelerine kadar bir gerileme yaşayacağını çok net olarak inanıyorsanız, bu durumda bu kanaatinize bağlı olarak işlem yapabilirsiniz. Ama VIOP işlemlerini bir süre bir takım kurumların demo hesaplarında değerlendirmeniz, işlem alışkanlığı kazanmanız, orada bu işlemlerin nasıl canlı bir şekilde yapılabildiğini alarak ve satarak kendinizi test edip denemenizde çok ama çok büyük yarar bulunmakta. Lütfen ama lütfen özellikle rica ediyorum sizlerden, bu anlattıklarımın cazibesine kapılıp da vay dolarda şu kadar birimde bu kadar kazanılıyor veya işte çok ciddi büyük paralar kazanılabiliyor, 20-30 bin yatırsak şu kadar olurdu gibi bir hayal dünyası içerisinde olmayınız. Bu konunun riskli olduğuna, paranızın tamamının yok olmasına sebebiyet verecek kadar riskli olduğunu mutlaka hatırlayınız. Çok iyi bir şekilde anlayıp öğrendikten sonra bu işlemlerde küçük rakamlarla başlayarak tecrübe edindikçe pozisyonlarınızı artırırsanız emin olun ya kısa bir süre içerisinde bu işi çok iyi bir şekilde öğrenir, ne kalkıp da 300-500 tane senet arasından hangi hisse senedini alsam şeklinde bir arayışa girersiniz, ne de kuruş kuruş dolar indi mi çıktı mı şeklinde bir hesap yapmak durumunda kalırsınız. Ben yıllarca hisse senetleri üzerinde işlem yapmış olan bir yatırımcıyım ama inanın son 10 yıla yakın bir süredir hiç hisse senedi alıp satmıyorum. Sadece ve sadece döviz piyasasında ve endeksin yönü hakkındaki düşüncelerim paralelinde VIOP işlemleri veya Forex cephesi dediğimiz farklı bir kanalda işlem yapmaktayım. Niçin? Benim için daha tatminkar geldiği için. Değerli arkadaşlar, VIOP konusuyla ilgili olarak ayrıntılı bilgiyi şu anda bu video çerçevesi içerisinde vermem mümkün değil. Sadece sizlere ben bir hesap örneği olsun, hesaplama örneği olsun diye örnek vermek istedim. Hemen bir örnek daha vereyim isterseniz. Diyelim ki endeksin 85 bin lira kadar gerilemesini bekliyorsunuz. Bu durumda arkadaşlar ne işlemi yapmamız gerekiyordu? Short işlemi yapmamız gerekiyordu. Ben hemen short işlemleriyle ilgili Excel tablomu getireyim. Buradan size nasıl yapılacağını anlatmaya çalışayım. Yani ne tür bir kazanç durumunun oluşabileceğini söyleyeyim. Arkadaşlar, endeks bazında düşünüyoruz. 10 kontrat işlem yaptığımızı düşünelim. Bir kontrat bedelimiz 915 TL idi. Bağlanan para 9.150 TL. Giriş fiyatımız arkadaşlar 114.250 olsun. Ve biz bu durumda atıyorum 107.000'den çıktığımızı düşünelim. Yani 107.000'e kadar bir gerileme olacağını, 7.000 puanlık bir gerileme olacağını, bunun da endekse tekabülü yaklaşık 9.000 puan civarındadır. Yani 83-84 bin lira kadar bir gerileme olacağını düşünelim ve bu gerileme sürecinde de sabırla beklediğimizi düşünelim. Bu tablo karşılığında arkadaşlar 7250 puanlık bir durumun ortaya çıktığını görmekteyiz ki 114.250'den 107.000 seviyesine kadar bir geri çekilme olduğu zaman 7250 puanlık bir geri çekilme yaşanıyor ve bu tablonun sonucunda ise %79 oranında bir kazancın oluşması mümkün görünmekte. Şimdi değerli arkadaşlar, buradaki tanımlamalardan ve açıklamalardan yola çıkarak sizlerin VIOP konusunun bütün detaylarını anlayabilmeniz ve bir demo hesabıyla kendinizi deneyebilmeniz bakımından birkaç aracı kurumun sayfasını inceledim ve bu aracı kurum sayfaları içerisinde GCM Forex isimli bir aracı kurumumuz var. Giresun Ceyhan Mardin GCM. Bu şekilde yazarsanız karşınıza VIOP'la ilgili çok ayrıntılı açıklamaları var. Bu açıklamalarını beğendiğim için, bu kurumla benim herhangi bir alakam yok, nasıl işlem yaparlar, komisyon oranları nedir vesaire vesaire, bunların hiçbirisini bilmem. Sadece arkadaşlar açıklamalarını çok ayrıntılı ve tatminkar bulduğum için
bu kurumun ismini zikretmekteyim. Hem bu açıklamaları ayrıntılı bir şekilde okuyup tüm detaylarını öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda da ücretsiz bir şekilde bir demo hesabı açmak üzere kendinizi sanal parayla test de edebiliyorsunuz. Lütfen ama lütfen bakınız, bir kez daha söylüyorum ve çok büyük bir samimiyetle söylüyorum. Bu konuyu sizler çok ısrarlı bir şekilde öğrenmek istediniz. Ben bu sebepten dolayı anlattım. Yaklaşık 2 yıldır beni tanıyorsunuz. Viyop'la ilgili hiçbir şekilde konuya girmiş durumda değilim. Ama Merkez Bankası'nın dolarla ilgili mevzulardaki Viyop işlemlerini anlatmak zorunda olduğum için bu konu ilginizi çekti ve detaylarını öğrenmek istediniz. Bu nedenle şu kısa süre içerisinde size anlatabiliyorum. Bu konu aslında çok detaylı bir şekilde öğretilmesi ve anlatılması gereken bir konudur. Benim de son dönemlerde vermekte olduğum özel eğitimlerimin çok büyük bir bölümünü de bu Viyop ve Forex konuları kapsamakta. Çünkü insanlar bilmeden işlem yaptıkları zaman ciddi zararlara maruz kalıyorlar. Siz de bunu her ne şekilde olursa olsun ilginizi çekiyorsa mutlaka öğrenin, demo işlemleriyle, sanal parayla alıştırmalar yapın ve ben bu işi öğrendim dediğiniz anda bu işi yapmaya başlayabilirsiniz. Eğer ilginiz ve alakanız olur ise bir sonraki veya birkaç gün sonraki bir dersimde Viyop işlemleriyle ilgili işlem stratejileri, işlem yaparken nelere dikkat etmek lazım, maksimum kazancı elde etmek için hangi triklere, kurallara dikkat etmek gerekir, alsat taktikleri ve teknikleri nelerdir gibi gibi olayın biraz daha profesyonel yönüne yönelik anlatımlarda da bulunabilirim. Bu sebeple bu konuya Viyop'a giriş veya ders 1 diyelim. Umuyorum ki Viyop konusunda teorik olarak değil de pratik anlamda bilmeniz ve merak ettiğiniz bir takım hususları açıklayabilmişimdir. Teorik konular gerçekten çok çok detaylı olan konulardır. Onlara burada girmiyorum. Yararlı ve faydalı olabilmesi dileklerimle. Hoşça kalınız diyorum, saygı ve sevgilerimle.